Değerli dostlarım merhaba. Bugün sizlere Rusya-Türkiye ilişkilerinden bahsedeceğim. Bizim millet olarak en fazla savaş yaptığımız ülkelerden bir tanesi Rusya biliyorsunuz. Çarlık döneminde olsun, ee, Sovyetler Birliği döneminde soğuk savaş dönemiydi, sıcak çatışma olmamasına rağmen. Ruslarla ilişkilerimiz pek iyi değildi. Putin'in iktidara gelmesi, demir perdenin yıkılması, Berlin duvarının çökmesi neticesinde onların da serbest ekonomi piyasasına ayak uydurmaları Türkiye'ye olan yakınlıklarını artırdı. Neticede ilişkilerimiz de aynı oranda arttı. Bizim en fazla e, turist çektiğimiz ülkelerden bir tanesi Rus toplumu biliyorsunuz. 2015 yılında Suriye'de devam etmekte olan savaş esnasında F-16'larımız bir tane Rus savaş uçağını düşürdüler sınır ihlali yaptığından dolayı. O tarihten itibaren ilişkilerimizde baya bir gerilme meydana geldi. Turizm sektörü büyük zarar etti. Sebze meyve ihracatımızı belli bir süre yapamaz olduk. Daha sonra Batı, özellikle Batı dünyasının Türkiye'ye sırtını çevirmesinden ve Türkiye ile olan ilişkilerini zayıflatmasından dolayı, biz Rusya'ya yöneldik ve onlarla çeşitli anlaşmalar imzaladık. Mavi Akım Gaz Projesi, nükleer santral ve özellikle S400 savunma sistemlerini Rusya'dan satın alarak ilişkilerimizi geliştirdik. Fakat e, Rusya ile çelişkili konumda olduğumuz alanlarda var. Onları da unutmamamız lazım. Bunlardan e, bunları şu şekilde sıralayabiliriz: Bir, e, Rusya PKK'yı henüz daha bir terör örgütü olarak tanımıyor. Moskova'da bu terör örgütünün resmi bürosu var. Onu kapatmıyor. Biz Esad'la e, ters düşmemize rağmen Rusya Esad'ı Maddi, manevi, lojistik anlamında en büyük destekçilerinden bir tanesi. Aynı zamanda Libya'da biz resmi Saraç hükümetini desteklerken Rusya devrimci Hafter ve lejyonerlerini destekliyor aynı şekilde. Dolayısıyla Rusya ile bu alanlarda karşı karşıya geliyoruz. Rusya bildiğiniz üzere Ukrayna'nın Kırım bölgesini işgal etti 2016 yılında ee, ve Türkiye kesinlikle bu işgalin e, meşru olmadığını her zaman söylüyor ve son olarak da Cumhurbaşkanımız e, Ukrayna ziyaretinde meslektaşı Zelenski'ye aynı ifadeleri, e, duygularını ifade etti. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesini kesinlikle tanımadıklarını ve bunun bir an evvel sona ermesini söyledi. Aynı zamanda Rusyayı karşımıza e, aldığımızı düşünürsek ve en büyük ekonomik, ticari, sanayi, e, savunma sanayi, askeri alanlarda işbirliği yaptığımız bir ülkeyle bu kadar e, çelişkili durumlar neticesinde bir yerlerden patlak vermesi gerekiyordu. Son zamanlarda Putin ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın neredeyse tabiri caizse yedikleri ayrı gitmez dercesine sık sık görüştüklerine şahit oluyorduk. Fakat e, son olarak Rusya burada e, Rusluğunu yaparak dişini gösterdi ve maalesef 7 askerimiz ve 1 sivilin Suriye'de İdlib'de şehit olmalarına ve üstelik Esad ordusu tarafından şehit edilmelerine ya yardım etti ya göz yumdu. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya'yı çok fazla yanına almaması ve aynı zamanda da çok fazla karşısında durmaması gerektiğini düşünüyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Büyüklerimiz boşuna söylememiş. Domuzdan post, Rus'tan dost olmaz diye. Selametle kalın sevgili dostlar.